Evet çocuklar deneme sınavının çözümleriyle beraberiz. 6. sorudan başlayalım. Bir şekil vermiş ve burada ekvatorun ve kutupların yarı çapını göstermiş. Ve diyor ki sadece bu şekle bakarak hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Ekvatorun yarı çapı kutuplardan fazladır. Doğru. Bakın bir şekle. Ekvatorun yarı çapını 6378 ama kutuplarınkini 6257 vermiş. Kutuplar yerin merkezine daha yakındır. Doğru. Çünkü kutupların Yarı çapı daha az olduğu için orası demek ki daha basık duruyor. Ve basık olan bir yer yerin merkezine daha yakındır. Ee, ve bir meridyen yayının uzunluğu ekvatorun uzunluğundan fazladır demiş. Yanlış. Niye? Çünkü bakın ekvatorun uzunluğunu 6378 vermiş. Ama bakın bir meridyen yayının uzunluğunu 6357 vermiş. O zaman bu gitti. Cevabımız 1 ve 2 canlarım. 7. soru. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe okyanus ve denizlerdeki tuz oranı azalır. Buna göre haritada işaretli olan yerlerde bulunan gemilerin hangisinin karaya oturma yani batma ihtimali daha yüksektir. Aslında burada suyun kaldırma kuvvetini düşüneceksiniz. Şimdi şunu düşünün tuzlu suyun kaldırma kuvveti daha fazla ve zaten bilgiyi de vermiş. Kutuplara doğru tuz oranı azalır demiş deniz ve okyanuslardaki. O zaman kutuba yakın olan bir yerdeki geminin batma ihtimali her zaman daha yüksektir. Cevap edelim. 8. soru bir izohip haritası sorusu. Yukarıda verilen izohip haritasında aşağıda verilen yer şekillerinden hangisine rastlanmaz? Bakalım beraber. Delta deniz kıyısında oluşan şu çukur alanı ifade ediyor. Tepe şurası bir tepe, şurası bir tepe, vadi şu alan bir vadi, doruk ya da zirve noktayla gösterdiğimiz yerdir. Haliç. Eğer bir ülkede veya bir haritada delta varsa, haliç, haliç varsa da deltaya rastlamıyoruz canlarım. Geldik 9. soruya. Yerel saati Türkiye'nin yerel saatinden 80 dakika ileri olan bir merkez. Şimdi Türkiye yerel saati olarak 45 derece doğuyu kullanıyor. 80 dakika bizden ileri olan bir merkezden bahsediyoruz. Demek ki Türkiye'ye göre bir kere daha doğuda. Arada 80 dakika olduğuna göre, iki meridyen arası da 4 dakika olduğuna göre 80'i 4'e bölersem arada 20 meridyen olduğunu söyleyebilirim. Daha doğuda olduğuna göre bu adam 65 derece doğudaymış. Hangileri söylenebilir diyor. Türkiye'ye göre güneş daha sonra batar demiş. Yanlış. Daha doğuda olduğu için daha önce batacaktır. Türkiye arasında 20 meridyen bulunur ya da boylam bulunur. Bu doğru. Çünkü hesaplama yaptığımızda bunu bulduk. 65 doğu boylamı üzerindedir. Bunu da hesaplama yaptığımızda bulduk canlarım. Ve geldik son soruya. Araştırma için 5 günlüğüne Ankara'dan Norveç'e giden yaz gittiği ülkede gündüz süresinin Türkiye'den uzun olduğunu görmüş. Daha kuzeye gitmiş ve gündüz süresi daha uzun. Demek ki biz yaz mevsimi içerisindeyiz. Ama diyor ki Gündüzler her gün biraz daha kısalıyormuş. Şimdi burada bir döngüyü bilmeniz gerekir. Şimdi o döngü şu. Türkiye'den yani kuzey yarımküreden yola çıkalım. Mesela canlarım biz Türkiye'de 23 Eylül tarihini yaşadığımızda 12 saat gece 12 saat gündüz yaşadık. Ve 23 Eylül'den sonra 21 Aralık'a doğru gittik. Bu aralıkta kuzey yarımkürede geceler uzamaya devam etti ve gece süresi gündüz süresinden uzundu. 21 Aralık'ta biz en uzun geceyi yaşadık. Daha sonra özel tarih olarak 21 Mart'a doğru gittik. Bu periyotta Türkiye'de artık ya da kuzey yarımkürede geceler kısalmaya başladı. Ama halen gece süresi gündüz süresinden uzundu. Burada tekrar 12 12 oldu ve daha sonra biz 21 Haziran'a doğru gitmeye başladık. 21 Haziran'a doğru giderken bu periyotta Türkiye'de gündüz süresi ya da kuzey yarımkürede gündüz süresi uzamaya başladı ve devam etti pardon ve gündüz süresi gece süresinden uzun oldu. Şu periyodu geçtikten sonra artık gündüzler kısalmaya başladı ama halen gündüz süresi gece süresinden uzun oldu. Şimdi bakın bu Norveç'e gittiğinde gündüz süresi uzun. Demek ki biz yaz mevsimindeyiz. Ama gündüzler kısalmaya başladığına göre demek ki biz tarih olarak 21 Haziran'ı ne yaptık? Geçtik. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu.